Evet arkadaşlar, Palermo'dan ayrılıyoruz. Önce bir Montreal'e uğrayacağız. 7-8 kilometre güneye gidip orayı göreceğiz. Ondan sonra doğuya doğru, Messina'ya doğru yollanacağız. Yolda Çafalı'yı gördük. Oraya gidince de anlatacağım. Zaten Matmoro İtalyan'dan bildiğimiz güzel bir sahil kasabası. Orada Don Çafalı vardı. Marcello Mastroianni oynuyordu. İşte boşanmaya çalışıyordu falandı filandı. Hemen ardından devam edeceğiz. Bir yandan da yol bulmaya çalışıyorum. Ve akşama Messina'da olacağız. Yarın Messina'dayız. Ondan sonra da Catania'ya geçeceğiz ve yolculuğumuzu sona erdireceğiz. Görüşmek üzere. Yani gezemiyoruz demek bu. Düğün varken bilmiyorum ki. Deneyelim. Yani dall'altra parte l'ingresso. Ah, l'ingresso è l'altra parte. Dall'altra parte l'ingresso. Başka taraftan geliyormuş. Elif girdi. Buongiorno. Sono una guida turistica. Allora, sì, grazie. Yandan giriyoruz. Biraz kiliseden bahsedeyim. Burası Norman kilisesinin iyi örneklerinden biri. Aslında bazilika planında ama aynı zamanda ortada kiliselerde görebileceğiniz 3 absisli. Sistem burada da var bakın. Capella Palatina'da da gördüğünüz gibi muhteşem bir mozaik işçiliğini görüyoruz. Ayasofya'yı gezenler benzer senlerle karşılaşmalar atılacaklar. Yukarıda Hazret İsa, aşağıda Yunanca isimlerinden bak okuyabildiğiniz kadarıyla güneş gözü Silvester, Laurentius, Lorenzo yani. Hepsini görebiliyorsunuz. Güneş Simon, en sağdaki. Evet, arkangelları görüyorsunuz orada. Bir bazilikanın üstüne 3 hafta bir doğu kilisesinin giydirilmesi gibi. Yani 3 hafta burada da görüyoruz karşımızda. Çok güzel bir tavan işçiliği, mükemmel hakikaten. Hemen karşımızda Hazreti İsa Pantokrator. Onun yanında işte Azizler, Havariler. Hakikaten normal 12. yüzyılda yapılmış. Norman Kilisesi'nin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bizans etkileri tabii ki bariz. Nereden bariz? Her taraf mozaik. Oradan bariz. Evet, zamanı efficient kullanma, etkili, verimli kullanma adına. Şimdi hemen Çafalı'ya doğru yol alacağız. Oradan Messina'ya geçeceğiz. Güzel bir manzara çıkıyor karşımıza. Evet, Allah'ın dağına kurmuşlar korsanlar gelmesin diye. Katedrallerin arkası da bazen çok güzel süslemelere sahip olabiliyor. Tabii şimdi Orta Çağ'da katedral şehrin her şeyi aslında. Ana binası. Hatta bu kadar büyük başka bir bina yok. Hatta büyük bina yok ya, askeri binalar söz konusu değilse, kale gibi. Onlar da böyle işlemeli ortaya çıkmıyor. Burada da görüyorsunuz. Katedrallerin arkası da böyle. Oradan yol var mı bilmiyorum. Var ama bizim yolumuzu uzatıyor. O zaman geri dönelim. Aslında yapamama tekniği gibi geldi bana yani. Delmeden yapmanın bir yolunu, yapım tekniğinden çok. Ama çok düzensiz. Bu kadar düzensiz olmuyor normalde.
Şeyde de vardı, yukarıdaki katedralde de vardı. Çapraz çapraz kemerleri birleştiriyorlardı. Bazen o bir yapım tekniği, güzel gözüken bir şey de olabiliyor. Arabamıza yaklaşıyoruz, çekmemişler. Gerçi ben çekildiğini değil mi? Geçen de böyle dedim. Ya kim bir tane de ceza yiyor diye 10 tane ceza yiyor. 1000 euro ceza ödemişimdir. Her yerde ceza yedim ama oldu. Millet park ediyor, biz de park edelim diye. Ya arkadaş, bu plakayı I almayacaksın. Almanya falan alacağım bir daha. Onda ya, öyle olsa İtalya yazmamaları lazım. Yani hani İtalyanız, arabadan mı anlıyorlar? Bir daha turist plakasıyla deneyeceğim. Evet. Fiat 500'ümüz. Great Britain 403 EA. Evet arkadaşlar, Çapalı yol yaklaşmış bulunmaktayız. Şu anda işte Çapalı'ya gideceğiz. Çapalı'ya ilgili biraz bilgi vereyim. Aslında kefal kelimesinden geliyor kafa. Kefale gibi bir şey olmasa da Yunanca kafanın. Bize kefal balı da oradan mı geliyor emin değilim. Çefal olarak geçmiş. Norman şehri aslında. Yani yapısını Normanlardan alan bir şehir. 12. yüzyıldan itibaren alan bir şehir. Bir tane katedrali var. Orada çok güzel mozaikleri var. Birazdan onu göreceğiz. Onun dışında bir sahil kasabası. Şimdi oraya gidince de zaten görürsünüz. Denize paralel uzanan bir yolda ilerledik Palermo'dan Messina'ya doğru. Tam ortasında Çefalı'ya geldik. Böyle 10-15 bin kişilik bir nüfusu var. Ama yani çok fazla turist geliyor. Çok turistik yer. Çok güzel bir yer. Yüzmek için falan filan da ideal, biz yüzmeyeceğiz. Çünkü Messina'ya yetişmemiz lazım. Lido Poseidon'dayız. Burası Lido plaj gibi. Spiaggia aslında plaj tarzı ama Lido'da çok kullanılıyor. Meşhur Lido Venezia vardı. Morta Venezia. Benim de ölümün çekildiği. Aynı zamanda ayrı bir adadır orada. Oraya Lido denir. Sahili denir ama Lido aslında yüzülen yerlere verilen bir isim. Dünyanın ilk plajlarından biri Rimini'de, ikincisi Venedik'teydi. Orada çok yüzmüşlüğüm vardı zamanında. Film festivali de Venedik'te olur. Film festivali Venedik'te olduğu için, ufak da bir yer olduğu için karşılaşabilirsiniz ünlülerle falan. Ben ilk orada Donald Sutherland'le beraber Federico Fellini'nin Kazanovası'nı izlemiştim. Kiefer Sutherland değil, babası Donald Sutherland oynuyor. 77 yapım. Muhteşem bir filmdir. Fellini'nin en sevdiğim filmlerinden biri. İşte buraya gelebilirsiniz. Halk plajı gördüğünüz gibi. Burada bir yerde yemek yemiştik. Bu plajından sonra yukarı doğru çıkıp katedrale ulaşabiliyorsunuz. Evet hocam, ne diyorsunuz? Evet. Hakikaten çok sıcak arkadaşlar. Öldük diyebiliriz. Bir bazilikaya gidelim. Sonra bir oturup işler yeriz. Geldik falan olduğu için binaların alt katlarında kemerler var, görüyor musun? Oraya dalgalar falan geliyor. Doğru. Gelgitten ziyade çünkü burası kuzeye bakıyor ya. Kuzey rüzgarları, Akdeniz'e hakim rüzgarlar ve fırtınalar falan hep kuzey rüzgarlarla çıkıyor. Evet, aslında ilk şehir Çefalı, dediğim gibi ilk böyle Pön Savaşları döneminde ortaya çıkıyor. Dionysios dönemlerinde falan. Ondan önce, Pön Savaşları'ndan önce burası gene Trakuzalılarla Palermo'luların arasında bir, daha doğrusu Batı ile Doğu arasında paylaşılamayan askeri bölgelerden biri. İlk Dionysios Deyaldır döneminde ilk kayıtlara düşüyor ama o zamanlar böyle çok gelişmiş bir yer değil. Daha sonra gene işte Roma, Bizans, Aglabitler, Normanlar bu şeyi Normanlar yapmış. Ve Roma İmparatorluğu çöktükten sonra 5. yüzyılda Batı Akdeniz'de tepeye çıkıyor. Çünkü o zamanlar yavaş yavaş insanlar artık tepeye çıkmaya başlamışlardı kıyılardan. Bu kısmen Arap saldırıları, korsan saldırılarından dolayı gerçekleşebilir. Şu tepe kısma doğru elimle gösterdim şurada. Yani şu kısım değil de onun yanına doğru daha. Bazilikası falan orada zaten. Bir de tabii sıtmadan da korunmak için etkili bir yöntem. Köyler hem sıtma hem korsandan dolayı yerleşim yerleri Akdeniz'de hemen suyun kenarında olmuyor. Ama bu bölge için sıtma geçerli bir neden değil. Zaten çok su yok. Sivrisinek yok. Daha çok korsan saldırı. Sonra geri inecekler. Evet.
Şimdi Çefalı'nın katedralinin önündeyiz. Efsaneye göre 2. Roje, Sicilya Kralı 2. Roje, yani Normanların işte meşhur kralı. Bir fırtınadan kaçtıktan sonra bu noktaya geliyor. İşte bunu şerefe de bazilikayı yaptırıyor. Bu katedrali yaptırıyor. Dediğim gibi hikayesi böyle ama gerçekten böyle mi değil bilmiyorum. Dini yerler hep böyle hikayeler veriyor. Bu çok normal bir şey. Gördüğünüz gibi bir kaleye benziyor aslında. Çok dışı çok sade. Çünkü güneşli yerler oldukları için dışa çok fazla şey harcamıyorlar. Bir de 12. yüzyıldan kalma olduğu için yani 11. yüzyıl sonu 12. yüzyıl başı gibi olması lazım tarihler. Altı yazarım şimdi tam hatırlayamıyorum. İçeri girince çok güzel mozaikler göreceğiz. Şimdi aynı zamanda çok iyi korunmuş mozaikler. 19. yüzyılda şu ana kadar gördüğümüz mozaiklerin hepsi 19. yüzyılda restore edilmişti. Bir tanesi 18. yüzyılda restore edilmişti. O mozaik değildi, anlatmıştım Palermo'da ama restorasyonun ne kadar önemli olduğunu anlatmamı pek söylemiyorlar. Bütün bu şeyler sanki 800 yıldır öyle kalıyormuş gibi anlatıyor. Hayır, öyle kalmıyor. 19. yüzyıl restorasyonunda tabii kimse Türklerin eline su dökemez restorasyonda kötülükte ama İtalyanlar da Palermo'daki mozaiklere zarar vermiş biraz. Bunun detaylarını ben bilmiyorum. Ben sanat tarihçisiyim. Buradakiler en az zarar görenleri diye geçiyor ama bunun hani hakikaten görüntüdeki karşılığı nedir? Biz geçiyoruz 21. yüzyılın sonu olduğu için wow falan deyip Amerikalılar, Shakespeare görmüş Amerikalılar gibi. Onlar da tiyatro ekimi derler ya hemen böyle hey oh yeah great falan diyorsun geçiyorsun. Dediğim gibi ben bunun uzmanı değilim ama sizi gezdireceğim. Zaten mozaikler üzerinde de. Ama birkaç tane şey göreceğiz burada oraya gittiğimiz zaman. Sembolizmini anlatacağım ve yine burada da İsa Pantokrator. Bu çünkü çok önemli. İçeride anlatacağım. İsa Pantokrator'un olması çünkü İsa Pantokrator yani her şey panto yani her yerde olan Kratos. All powerful, omnipotent İsa. Bu biraz Doğu Kilisesi'nde olan bir şey. Batı Kilisesi'nde olan bir şey değil. Bir de Pantokrator Kilisesi falan vardı İstanbul'da. Bugün artık onlara bakarsınız. Dediğim gibi internete yazın. Bir gün İstanbul'a dolaştığımızda oraları da gezdiririm size. Kiliseleri, camileri. O şeyi de burada İçeride göreceğiz. Çok güzel bir mozaik var. Hadi en iyisi girelim çünkü mahvoldum. Şapkamı takayım. Şimdi içeri girdik. Latin hacı planı dediğimiz planda. Yanda gene. Bunlar ilk antik dönemden kalan kolonlar üzerinde çıkarmışlar yandaki şeyleri. Pointed arklar ilk. Bakın burada. Burası tam bunun yapıldığı dönem. Paris'te Gotik'in çıkacağı dönemler. Dolayısıyla pointed arklarla ilk defa kullanılan kiliselerde biri bu. Ve karşımızda işte bir önce Montreal'de de gördüğümüz Christos Pantokrator. Yani omnipotent. Pan, omni, hep, omnibusun omnisi. Kratos'ta güç, her çok güçlü. Bu dediğim gibi bunun özelliği. Genelde bu ayrı bir, onun bir alt formu öğreten İsa diyorlar buna. Çünkü normalde o kitap kapalı oluyor. Tek eliyle seni kusuyor. Genelde o sağ eli, hep sağ eli olur. Kitap kapalı da olabilir ya da bazen haçla tutabilir. Buna İsa Pantokrator diyoruz. Açık olduğu zaman da öğreten İsa, baş öğretmen modu oluyor. Genelde Doğu kiliselerinde kullanılan bir şey. Ve İtalya'nın en iyi mozaiklerinin burada olduğunu da belirtelim. Dediğim gibi onun dışında çok süslü bir kilise değil. Şöyle etrafı biraz çekersen size göreceksiniz. Evet, ahşap çatı. Çatısı da çok güzel bir çatı değil. Diğer Montreal'dekine göre falan ama hakikaten mozaiklerle. Çünkü 19. yüzyıldaki restorasyonlarda bu mozaikler çok bozulmamış. Bunun ne demek olduğunu bir sanat tarihçisi daha iyi bilecektir. Yani ben gözümde çıplak göze görebileceğim bir şey değil. Ama benim okuduğum bilgi bu şekilde. Bir kez daha denizi gördük. Messina'ya geldik sayılır fakat yol boyunca herhalde bir 100-200 kilometrelik yolun 100 kilometresi tüneldi. Adamlar dağları delmişler. Burada çok garip bir yerden yani
O kadar çok yol yapmışlar ki ve çok karışık. Yani giriş özellikle çünkü çok dağlık bir bölge. Burada da görüyorsunuz zaten uzaktan. Şehir şöyle daha aşağı doğru. Evet, Korsakavur 156'daki odamıza geldik. Gayet güzel bir oda. Saat 7 falan. Şimdi yemek yemeye gideriz. Yarın da Ponta Faro'ya gideceğiz herhalde yüzmeye. Çünkü yani Duomo, Katedral, din nereye kadar. Güzel, otantik odamız da burası. Evet arkadaşlar, Messina'da hemen geldik. Odamızdan sonra yemeğe oturduk. Evet, Osteria del Campanile. Yani Campanile ne? Çan Kulesi Osteria'sında. O 150 derece ve hala yüzemedik yani. Yarın inşallah Sicilya ile İtalya'nın bir araya geldiği Silla ile Karabidis'in iki tane antik çağın canavarının geçtiğine inanılan çok çok tehlikeli sular. Biyodiversite açısından çok zengin. Çünkü hem akıntı, ters akıntı falan çok tehlikeli. Şimdi Sicilya'nın arkasından dolaşmamak için denizciler oradan dolaşıyor. Ama yani steam power bulunmadan, buhar bulunmadan çok zor oluyor. Evet, bunları yarın anlatayım oraya gittiğimizde. Ama bilmiyorum yani üstümde mayoyla böyle pişmaniye şeklinde yüzerken anlatabilir miyim? Artık bir siyah tişört götüreceğim sizin için arkadaşlar. Evet bakalım yemeğimize oturalım hadi bakalım. Şapırdatarak yedim. Canı çekti. Çok güzel. Bakalım ben de yiyeyim. Bana layık görüleni görüyorsunuz arkadaşlar. Mutluyum. Ayaklarım kırmızı kırmızı oldu. Sen de mutlu musun hanım? Çok mutluyum. Ben sizin hanınızım. Bu da benim hanım demiş insan. Oğlum nasıl bir şey? Bir eski Türkler birbirine çok önce arkalarına taş bağlıyorlarmış. Aynı taşı bağlayanlara arka taş deniyormuş arkadaşım. Buna inanan var ya. Oh. Bir de penelesi mi yapmışlar? Şuraya koyabilirsek. Arkasına taş bağlamış gibi arkasında taşları yiyecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mantarlı risotto. Değişik bir şey yiyelim dedik. Türkiye'de çok yani iyi yapan yerler var hiç haklanayım. Türkiye çok iyi yapıyorlar. Çok iyi tane mutfaklar ama bir, hani makarnaya göre biraz daha bulması zor. Sabahtan akşama vongole kosta yememek için risotto söyledim. Ama biraz zaten Elif'inkinden de çalarım ben hiçbir yani o konuda kesinlikle ahlak anlayışım yoktur. Mantarlar çok büyük. Mantarlar biraz daha ama gene de mutluyum. Benimkinde biraz acılık var ya. Ama inferno adı işte. Bir yemeğin adı inferno, diavolo, işte arrabbiata, kızgın, şeytan, işte ne bileyim cehennem falan varsa o acı demek. Şimdi... Kırmızı yemeklerden korkuyorlar biliyorsun değil mi? Domatesi yemiyorlar uzun süre. Evet onu biliyorum. Evet. Ama burada domatesin adı pomodoro. Yani altın şey, altını mı kırmızıya benzetmişler? Yoksa eski domatesler mi sarıymış bilmiyorum. Çünkü altın biraz da altında bir kırmızı rengi falan da olabilir belki. Ha domatesler hala sarı. Doğru belki ondan ama Amerika'da bunu bir bölümde bahsetmiştim bunu da biliyorsun da 19. yüzyılda bir adam hatta ketçap yiyeceğim diye ilan ediyor da birçok yerden Philadelphia'ya mı ne geliyorlar. Alta doğrusunu bulup yazarım. Bunları not almıştım ama unutuyor insan. Fransa şöyle bir oyun yapıyorlar patates yesinler diye. Bir tarlaya patates tarlasına asker dikiyorlar. İyice koruyorlar orayı. Sonra bir gece askerleri çekiyorlar, köylüler gidip çalıp onu kendi toprağına ekiyor. Ya böyle de kolay manipüle eden bir toplumsunuz ya. Köylüsüne falan gerek yok arkadaşlar. Evet, bu gerçek. Buna frutti di mare diyorlar, yani denizin meyvesi. Şunu söyleyelim, Akdeniz biyodiversite açısından zengin falandık bu yolu yöre ama Akdeniz aslında besin değeri olarak ölü bir deniz. Fotoplanktonları az bir deniz. Dolayısıyla balık çok yok, balıkçı çok yok. Balık çok olmadığı için deniz çok yok. Bunları Korsanlar kitabında uzun uzun anlattım. Dolayısıyla çok böyle bir morina balığı yok işte ne bileyim. Japonların suçisi, işte somondur, Norveç gibi balıkçılık üzerinden hiç o zaman dönmüyor. Balık yapaz, o yüzden denizden ne çıkarsa babam çıksa yerim. O yüzden Norveççe'de anlamlı bir ifade olmuyor. Bu yüzden frutti di mare diyor. Aynı bir ağaçtan meyve toplar gibi burada denizden meyve topluyorsun. Çünkü denizden doğru düzgün bir şey çıkmıyor. İşte tuna fiş falan çıkıyor. İspanya'da belli kıyılarda böyle özel yerler var. Oralarda büyük balıklar çıkıyor ama büyük balık çıkmıyor. İstavrit yiyen bir toplumdan ne bekleyebilirsin zaten abi? Yani bir şey çıkıyorsa istavrit yemez herhalde ya. Lütfen bir de şeyleri yani sarı kanatları yemeyin. Şunlar lüfer olsun ya. Evet, kötü bir müzikle karşı karşıyayız. Şu anda Il Duomo'dayız yani
Messina'nın en büyük katedralinin önündeyiz. Yarın herhalde geliriz, yürümeye gideceğiz gerçi ama çok ışığı, fasadı beni etkilemedi açıkçası. Çan Kulesi daha enteresan. Bakın diye böyle kısaca gösteriyorum. Duomo'nun fasadına baktığımızda gördüğüm şey pembe mermerin burada da kullanıldığını görüyoruz. Bronz kapılar. Dediğim gibi içini yarın gezebiliriz, gezmeye çalışacağız. Eğer dediğim gibi yüzmeye gideceğiz artık yarın, yeter tarih buramıza kadar geldi. Duomo'nun oradaydı. Arka tarafta deniz var. Denize gittik çünkü benim hemen solumda Don Juan de Austria'nın, yani İnebahtı'yı kazanan Carlos Quinto'nun, İnebahtı'yı kazanan virgül, Carlos Quinto'nun üvey oğlu olan Don Giovanni, Don Juan. Bizim bildiğimiz literer, çapkın karakterle alakası yok. Onun heykeli var. Messina tabii kitaplarda çok önemli. Ben ilk defa geliyorum. Sicilya'nın başka yerlerine gitmiştim ama buraya ilk defa geliyorum. Ve açıkçası çok bir şey, biraz çok hareketli bir şehir göremedim. Bazı liman şehirlerinde turistikleşemezlerse şöyle bir problem oluyor. Liman denizi kapatıyor tamamen. O taraflara çok bir hareket göremedik. Yarın bakacağız. Buranın tarihiyle ilgili hemen şey yapayım. O İnebahtı'dan sonra esir düşen çok fazla sayıda denizci buraya gelmişti. Ve burada onlar esir olarak bir işte ne bileyim törenle insanların önünden geçirildi ve daha sonra da esir edildi. Bir kısmı daha sonra Tezde ve Sultan Hacı Asrı'nda anlattığım şekilde esaretten kurtarılmıştı. Messina çok bu anlamda önemli bir yer. Antik tarihi de var. Şimdi Sicilya ile ilgili bir şey öğrenmemiz lazım. Doğusuyla batısı arasında fark var. Palermo'da batısındaydık. Batısı Kartacalıların, Pön dünyasının, yani Fenike dünyasının, başka bir dünyanın elemanı. Doğusu ise, yani yukarıda Messina, aşağıya doğru Syracuse ve Catania'da ise artık Grek etkileri falan görüyorduk. Tarihte de bu hep böyle oldu. Batıya getiren aslında, Palermo'ya getiren Araplar olmuştu. Daha sonra Normanlar orada başkent orada devam ettirdi. Messina Habsburglarla beraber çok büyük önem kazandı. Donanma önemli olduğu zaman Messina'da önemli. Bugün de Sicilya'nın en büyük limanlarından biri. Fakat turistler için genel bir şey söyleyeyim. Liman şehirleri, Atina'nın Piresi, işte Livorno ya da Leghorn dediğimiz, Floransa'nın Livorno'su, Cenova'nın bizzat kendisi çirkin şehirlerdir. Marsilya buna tek istisna, az istisnadan biridir. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman burası aslında çok güzel bir şehir değil. Pis bir şehir değil. Cenova gibi. Cenova tam bir hayal kırıklığı olacak. Bugün Cenova'ya da gideriz. Fakat açıkçası biraz daha böyle Amerikan şehirlerinden duruyor. İnsanlar işte böyle barlarda falan yemek yiyorlar. İşte şık yerlerde yemek yiyorlar ama Palermo'daki o sokak canlılığı, o Afrikalılık, o Orta Doğulluk, o böyle cana yakınlık burada bir tık daha az. Dediğim gibi ben daha önce Messina'ya geldiğimi hatırlamıyorum. Belki gelmişimdir ama yani içinden geçmişimdir en fazla. Messina Boğazı'ndan geçmezseniz Sicilya'nın altından geçmek zorundasınız ve bu çok zorlu bir yolculuk. Ve genelde özellikle Hristiyanların hakim olmadığı bir yolculuk. Genelde oralar Müslüman korsanların alanı. Hem de bunun yanında başka bir şey daha söyleyeyim. Sicilya'nın doğusu ve batı arasındaki şeyi de göreceksiniz, kopukluğu. Akdeniz'in adaları kıyılardan oluşur. Dolayısıyla İtalya'nın doğusuyla batısı arasında, o da bir yarımada olarak, ya da işte ne bileyim Sicilya'nın işte kuzeyi ve güneyi ya da doğusuyla batısı arasında çok büyük yükseltiler olduğu için ve ulaşım genel deniz ağırlıklı olduğu için bunlar birbirinden kopuk yerlerdir. Yani Palermo ile Syracuse birbirine aslında çok bağlı yerler değil. Aslında kuş uçu yakın olan Venedik ve Cenova'nın apayrı iki dünya olması, birinin Doğu Akdeniz'i, diğerinin Batı Akdeniz'i, ne zaman 15. yüzyıldan sonra aralarında paylaşması da bundandır. Birinden birine karadan kolay gidebilirsiniz ama esas şey denizden olduğu için aslında bunlar farklı yerlerdir. Mesela dediğim gibi tarih olarak çok önemli. Büyük binaları olan gelişmiş bir şehir. Fakat Palermo'ya göre bir tık daha enteresan geldi bize. Ama zaten biz yolda Cefalı'ya uğrarız. İşte buradan Taormina'ya uğrarız falan filan diye yaptık. Yarın da Sicilya'nın çizmeye en yakın olduğu yer. Yani o tam o geçişin en çetrefilli olduğu yere gideceğiz ama yüzmek için gideceğiz. Çünkü artık benim de içime yok baroktur, yok mozaiktir. Ya yeter kardeşim, tamam ya, bu ya Papa bu kadar uğraşmıyor bu işlerle. Yani tamam ya, ben bir Derimendere'de doğmuş sinli bir insanım. Amma çok uğraştım ya. Katolik Üniversitesi'nde yok. Yok bazı. Araba tarihi çalışıyorsun. Din. Türkiye'de anlaşılmayan bir şey bak. Türkiye'de tarihle tarihçi olduğu zaman mecbur bilmeniz gereken şeyler var. Yani Türkiye'de hep şekiller anlaşılıyor bilim. Ama tarihçiyseniz o din şeyini bilmeniz lazım. Ortalama bir Avrupa entelektüeli kendi diniyle ilgili temel motifleri bilir. Biz bilmeyiz. Ben de bilerek büyümedim. Aslında bilmek lazım. Dindar olmakla falan alakası yok. Bunun burada yani bu daha görsel, daha sanatsal, alıştığımız batı sanatı içinde verildiği için daha sempatik geliyor. Ama aslında her dinin kendi sanatla dışa vuruşu var ve bunlar bu tip monümanlarda görülür. Rakamdaki Il Duomo gibi. Ya da bundan daha güzel örneklerde Monreale'de ve Palermo'da ve Syracuse'da gördüğümüz gibi. Yarın yüzmeye gideceğiz. Bu akşam böyle kapatmış olalım. Gidelim yatalım ve dediğim gibi restoranlara gittiğinizde tavsiyeler veririm. O mezzolitro işini ikinci şeye taşımamak da yarar varmış. Bugün gördük. Gideceğim. Devireceğim arkadaşlar. Arkada demin Duomo'nun kampanilesine, yani Çan Kulesi'ni söylemiştim. Kampanile buna benzer binadan ayrı kampanileler de var. Venedik aklınıza gelsin. Tam Bazilika San Marco'nun karşısındaydı oradaki. Buradaki de
bir eklemeyle birleştirmiş ama aslında binadan yani doğmadan yani buranın katedralinden ayrı bir yapı olarak karşıma çıkıyor ve bir şey daha söyleyeyim, 1930'la 33 arasında tekrar yapılmış. 1783'te büyük bir deprem, çok büyük bir deprem geçirdi burası ve bu 1783 depreminde yıkılmıştı. Orijinaline sadık kalanlar tekrardan yapılmaya çalışmış. Bu da bir başka şey. Bazı bildiğiniz tarih sanırım Venedik'te 1905 depreminde yıkılmıştı ve yeniden aynı taşlarla yapılmıştı. Bunun bir kısmı turist attraction, yani aynı taşlarla yapıyorlar ama tabii ki aynı şey olmuyor. Bu aynı taşla mı yapıldı bilmiyorum ama zaten yeni bir bina olarak özellikle üst kısımlar taşların farklı olduğunu göreceksiniz. Gündüz olmadığı için görünmüyor. Bazen restore edilmiş, yani bu tarihe dokundum falan hikayesinin biraz yalan olduğunu anlamanız lazım. Önemli olan, yani putperest misiniz kardeşim? Tarihin kendisine dokunup ne yapacaksın? Önemli olan konsepte dokunun. Şu kampanilerin şurada ne işe yaradığını, bunun üstündeki motiflerin o günün dünyasıyla ilgili bize ne olduğunu ne anlattığını anlamadıktan sonra yok dokundum, yok kitap kokusu. Bırakın bu işleri abi. Hakikaten ya böyle taşa toprağa tapmayın ya. Ya insana tapmayı geçtik yani, bir de bunlara başladınız. Evet, dolayısıyla hakikaten böyle şey yok. Tarih kokladık. Bin yıla değdim. Değmeyin abi. Bin yıla değseniz bir şey olmaz. Ben çok değdim öyle. 500-600 yıllık dokümanlar okuyorsun. O da kağıt yani. Tabii bu kadar kalitesi bir kağıt değil. Burada da aynı ona benzer bir şey. Yeniden yapılıyor. Bazı tarih eserler sizin gördüğünüz yeniden yapılmıştır. Ve bazılarının dediğim gibi dekorasyonları, yani onları süsleyen embellishment'ları, işte üstündeki şeyler falan yeniden yapılmıştır. Hatta bazıları sıfırdan silinip yeniden yapılmıştır. Görürsünüz orada böyle 16. yüzyıldan gitti zannedersiniz. Orada 18. yüzyıl barok bir ya da rokoko bir şey eser görürsünüz. Bunlar normaldir. Restorasyon, yeniden yapma çok normaldir. Önemli olan bunun böyle bir ruhu yok bu, yani madde bu. Tamam mı? Aynısını yapmanıza gerek yok. Yani Carlos Quinto'nun ya da işte bilmem ne Makeda'nın değdiği şeye, Don Juan'ın değdiği şeysine değmenize gerek yok. O da insan sonuçta. Ömer ruhu anlamak, mekanizmayı anlamak. Her zaman benim tarihçilikte de söylediğim, şey olarak da söylediğim, mekanizmayı anlatın. Turist rehberleri de bunu abartıyorlar biraz. Ben kendi stilim olarak böyle bir şey benimsemiyorum. Çanlar gene çalmaya başladı. Dediğim gibi yani şunu anlat. Bir çan neden çalıyor? Ne ifade ediyor? Mesela Osmanlı'da çalamazsın. Bunun sembolik anlamı. Bunu anlat bana. Yok çanın bilmem nesi kaç kilo. Hep öyle söylerler. Yok bir işte Dolmabahçe'nin avizesi 4 ton. Ya kim tartmış abi? Önemli olan o değil. O ne işe yarıyor? Onun üstündeki imaj ne? Ya da bu çan çaldığı zaman burada insanlar ne anlıyorlar? Anlatabildim mi? O pazar gününe ne hakim oluyor? Dolayısıyla çan kuleleri üstüne iyi bir tarihçi 10 saat konuşabilir ve bunun içinde çok az detay vererek konuşması lazım. Çünkü çok fazla sembolizm var. Unutmayın, orta çağda bir insan, 16 önce bir insanın hayatında önemli yere sahip 10-15 tane ögeden biri de muhtemelen işte o kilise ve sesiydi. Bizde ezanla gelen, bunlar da çanla geliyor. Bunu anlatmadıktan sonra burası, ben kendi kendime kime kızdım da gene anlatıyorum ya, gece gece enerjim yükseldi. Yemin ederim ama dediğim gibi tekrar ediyorum. Bir şey çok fazla restore edilmiş olabilir. Çok yeniden sıfırdan yapılmış olabilir. Bunun tarihi şeyine halal getirmez. Bin yıllık bir şeylere de değmenize gerek yok. Yani hiç öyle değince şey geçmiyor. Ama tabii toplumda bir şey bile var ya, hani biraz sana değsin de akıllansın diye. Böyle insan akıllanabilir mi? Ya bir kere öyle anne babaya sahip olan biri akıllı olabilir mi? Sen zaten anne çocuğu, anne baba olarak böyle saçma bir cümle kuruyorsun. Çocuğu zaten IQ 20 derece düşürdü. Neyse, dediğim gibi bu kampanyayı da burada bahsetmiş olalım. Venedik kampanyasını lütfen yazın. Evet, görün, o da çok güzel bir kampanyadır. Üstüne çık, hatta 1500 Osmanlılar çok enteresan. Bak öyle garip bir halkız ki biz, bunu espri olarak söylüyorum. Oraya Ali Bey'i çıkarmışlar, bizim elçi. Oraya giden elçilerden biri yukarı çıkarmış. Hemen adam sormaya başlıyor. Ya buradan burası şehre, şurada işte kaç asker var? Şuraya duvar yaptınız falan diye hemen herifi apar topar aşağı indirmişler. Yani aslında kampanya tepeye çıkma. Assassin's Creed oynadığınız için ahlakınızın bozulduğunu biliyorum. Tepeye çıkmak da çok enteresan bir konsept. Çok fazla kuş bakışı görmüyorsunuz. Bu gene müzelerle ilgili de, müze gezme de ilgili. Eskiden internet yokken böyle müze gezmek çok elzemdi. Şimdi biraz daha az elzem söylüyorum. Bence böyle 150 bir tane şeyi bir günde göreceğinize üçer beşer her gün oradan buradan bakın. Altında açıklamalar okun. Önemli olan mantıktır. Mana vermektir. Ya mana vermek için sen olmuş 2022. Vallahi yemin ediyorum böyle filatelli şey sahafına dönüştüm. Yani anlatabildim mi? Tarihçi de mana verebildiği kadar değerli. Yoksa dandirik dundirik detayları sizin bilmenize gerek yok. O benim işim. Ben onu biliyorum ve bilmek zorundayım ama önemli olan bir mana verebilmektir ve tamamen şey değişti. Mesela dediğim gibi eskiden düşünsenize de bir Akropolis'i görmek istiyor adam. Böyle çık 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 aletlerle 19. yüzyılda görecek falan. Ya da Camera Oscura'lar var. Torino'da çok güzel bir müze var. Camera şey film müzesi. Mutlaka herkes Ferrari müzesi. Ne yapacağım Ferrari müzesi? O da çok güzel bu arada ayrı da. Esas şey müzesi var, onu da söylemiş olayım. Torino'ya gidersen mutlaka film müzesine görün. Orada Camera Oscura'lara bakın. Kameraların yani gerçekte yakalanan ilk modellerine. Ve önünde bir sıra var. Orada tepeye çıkıyor. O sıraya girmeyin abi. O sıraya girmezseniz 2 saat beklemeden müzeye girebilirsiniz. Torino'ya giden çok az sayıda talihsiz insana. Çünkü inanılmaz soğuk, buz gibi ve çirkin bir şey. Oraya giden insanlara da böyle bir tavsiyem olsun. Dediğim gibi ben kendimi durduramıyorum. Elif, senin kolun da yorulmadı. Bravo. Tebrik etmek isterim. Kampanyilemiş. Ha. Bir de arkada tabii gördüğünüz gibi şey var, onlara da zoomlarsan
iki tane şey var. Biri saat, biri mevsimleri gösteriyor. Bakın Augustus, Julius, September, alttakinde Oktober, December diye ayları gösteren bir saati var. Bu saatlerin en güzelleri aklımızda olduğu gibi Prag'da. Prag'da ben bir turist olarak ve turist gezdiren biri olarak biraz abartıldığını düşünüyorum. Çirkin bir şehir kesinlikle değil. Çok güzel bir şehir. Ama İtalya'daki ortalama bir şehirden daha güzel değil. Kesinlikle Venedik'in, Roma'nın, Floransa'nın, Paris'in yanına yaklaşabilecek bir şehir diye. Lucca ile Mucca ile yarışır. Ki Lucca da güzel bir şehirdir. Kesinlikle gitmenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi Campanella yarın buraya çıkar mıyız? Hiç zannetmiyorum. Çünkü artık yeter. Bütün dini şeylerin, şimdi bir de dediğim gibi normalde insanları durduran şey bilet fiyatı. Bizde de öyle bir konsept olmadığı için, çünkü rehberlikten dolayı. Ben hepsine çıkıyorum. Çıktıkça da dizlerim mahvoluyor. İyi bir tarihçide ne özellikler gerekir? İyi bir tarihçide bir ilk önce diz iyi olacak. Çünkü sürekli ya ormanlardasın böyle ya dağ tepelerine çıkıyorsun, tamam mı? İkinci olarak sürekli dedikodu yapabiliyor olman lazım. Çünkü tamamen arşivciyi kafalamak, doğru belgeyi alabilmek bunlarla çok alakalı. Üçüncü olarak da sıkılma huyunun komple geçmesi. Yani kimsenin eğlenmediği şeylerle eğlenebiliyor olman lazım. Bir de fotokopi makinesini çok iyi çözmen lazım. Hiç kimse tarihçiler kadar çok fotokopi çekmez, PDF yapmaz. Ben kendim elimde binlerce kitap PDF yapmışım. Çünkü bir kitap var, 3 tane var dünyada falan. Yani bildiğin 70 yılında basılmış kitap ama o kadar zor buluyorsun ki birinden buluyorsun, çekiyorsun falan. Eskiden bunlar yokken çok eforlar sarf ediyorduk. Dediğim gibi bütün gün konuşamadım, aptala bağladım. Şu anda gecenin sonuna doğru durduramıyorum arkadaşlar. Elif Ertekin ne yapacak acaba gecenin geri kalanında? Bilemiyorum. Kendinize iyi bakın. Bizim için uyku vakti geldi. Yarın yürüyeceğim ve esas bir erkeğini o zaman göreceksiniz. Kendinize iyi bakın.